hiç olmadı. Sıfır. Yani attırma ne biliyor musun? Burada farklılık. Şimdi kolay maç yok ama bununla birlikte rakip analizlerde farklı faktörler ön plana çıkıyor. Göztepe evinde 6 karşılaşma yapmış. 6 karşılaşmanın 5'ini kaybetmiş. Deplasmanda da aynı şekilde 6 maçın 4'ünde de puan almış. Yani bunun bir tanesi galibiyet, 3 tanesi beraberlik. Bir Altay derbi İzmir, bir de Galatasaray mağlubiyeti var. Orada da bir, bariz bir kaleci hatası vardı, hatırlayanlar var. Yani iyi bir takım. İçeride zorluk çeken ama dışarıda deplasmanlarda rahat oynayan bir takım. Biz de özellikle son haftaların hepsini ele alacak olursak, yani deplasman üst üste mağlubiyetlerimizin, daha sonra iç sahada Karagümrük, Fenerbahçe iki tane çok önemli bir takımdan oyuncularımızın çıkarmış olduğu 4 puan ve şimdi evimizde 15 puan 18 puan yapmamız ve bunun içinde bütün performansımızın hepsini vermemiz gereken, %100'ün üstüne çıkmamız gereken bir maç. Burada gene taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Futbolcularımızın, şehrin takımı, şehrimizin takımı Kayserispor'un yanında olup sonuna kadar takımla birlikte hem taraftarın hem takımın mücadele etmesi gerekiyor. Biz de hazırlıklarımıza, milli takımda olan oyuncularımız var. Dün akşam Gavronovic'in oynaması bizim lehimize oldu. İnşallah Hüseyin'i de en az 15-20 dakika veya oynatırlarsa çok iyi olacak. Çünkü milli takıma gidip oynamayan gelen oyuncu geriden başlıyor. İşte biz burada hazırlık maçı oynuyoruz, %100 antrenmanlar yapıyoruz. Ama milli takımda genelde taktik çalıştıkları için zaman zaman oyuncular performans düşüklüğü yaşayabiliyor. Yarından sonra da tam takım olacağız inşallah. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Uğur yarından sonra aramıza dikkatli de olsa katılabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü yani bu korona deyip geçmeyin arkadaşlar. İşte koronadan sonra 3 haftası koronayla gitti Uğur. Ondan sonra sakatlıkları nüksetti. Yani ikisini ben aslında birleştiriyorum. Bir iki oyuncumuzda da böyle ufak tefek şeyler var. Onları da artık bazen işte biliyorsunuz biraz daha bekliyoruz. Ne olacak, ne gidecek diye birkaç gün sonra da onların durumu netleşecek. Ya kısacası şu sevgili arkadaşlar, medyadaki arkadaşlar da zaman zaman sohbet ediyoruz. İşte bir çalışma yapıyoruz. Elimizdeki mevcut kadronun en iyisini ortaya dökmeye çalışıyoruz. Üç Türk'ün oynatma mecburiyeti olduğu ve o pozisyonlarda oynattığımız 3 Türk oyuncumuzla oynamadığında o pozisyonları aynı Türk menşei oyuncularla devam ettiremiyoruz. Bütün şeyimiz burada, sıkıntımız burada. Sıkıntı burada. O zaman yaz boza dönüyor iş. Yaz boza dönünce de insanlar, seyredenler, taraftar da bazen kafalarında orayı hesaplamadan soru işareti yapabiliyorlar. Nihayetinde devre arasına kadar elimizden geldiğince oyuncularımızı farklı pozisyonlarda da oynatarak bir sonra karşımıza çıkacak hamleleri düşünüyoruz. Ki bazen yapıyorum ben bunu. Hazırlık karşılaşmasında da yaptım. Daha önceden de yaptık. Dolayısıyla hedefimiz devre arasına kadar küme düşme potasına girmeden istediğimiz puana ulaşıp sonra da başkan, yönetim kurulu, takımın pozisyonunun, takım pozisyonunun ihtiyacı olan yerlere transfer. Şimdi birçok kişi bir şey söylüyor. Öyle bir pozisyonlarda yığılmalar var ki. Zaman zaman medyadaki arkadaşlar geldiğinde benim odamda görüyorlar. Yığılmaların olduğu pozisyon ve eksik olan pozisyonlar. Daha ileri gitmeyeceğim. Zamanı gelince konuşacağım. Bak olacak. Olmazsa olmaz. Şu anda mevcut kadromuzun zaten sezon başında biz bu konuyla ilgili başkan, yönetim kuruluna gerekli düşüncemizi söyledik. Şimdi Ali diye bir oyuncu var sakat. Bu takımda oynayacak diye gelmiş bir oyuncu. Ameliyat oldu. Daha başlamadan ameliyat oldu. Normalde oynaması gereken.
oynaması gereken büyük umutlarla gelen oyuncumuz. Bak başka alternatifler çıkıyor. Başka oyuncu. Bir de Türk futbolcularının o bölgelerde eksik olduğunu da düşünürsek hep yani Campagnaro dönmeseydi ki Campagnaro dönecek diye hiçbir şey yoktu. Orada Campagnaro'nun tamamen kendi motivasyonu, fokusu, kendini riske etmesi, futbolu çok sevmesi onu geri döndürdü. Bir de dönmeseydi. Bunlar hep önemli şeyler. Onun için biz şimdi bu maç çok önemli. 15-18 eşiğine geldiğin zaman sıçrama yapabileceğin çok maç var. Ama bize sıçramayı yaptırması gereken maç bu. Burada da bütün hepinizden destek, taraftarlarımızdan, oyuncularımıza, takımımıza, şehrimize destek. Çıkalım alnımızın akıyla bu maçı bitirelim, 18 puanı görelim. Ondan sonrası bakacağız. Herkes onu diyor mu? Güldü. Geri geri. Arttırma. Geri geri. Arka adelemiz de çalışıyor.